Arkadaşlar, Güldan'ın dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir slime arkadaşlar. Tutkalsız arkadaşlar, civciv sarısı tutkalsız slime. Nasıl yapılır bunu bu videoda bakalım, yapılır mı öğreneceğiz. Malzemelerimize geçecek olursak, içinde ben boyamla simimi kattım sarı arkadaşlar. Şunlar. Guaj boya bu arada söyleyeyim. Guargamız var. Burada ılık suyumuz var arkadaşlar. Bir bardak. Burada olmazsa olmaz gliserinimiz var. Burada da borakslı suyumuz var. Ve kaşığımızla kabımız var. Sen? Bir de roz var. Bir de hamuruz. Şimdi arkadaşlar. Kabımıza öncelikle boyamı kattım. Tabii bu ilk başta katmak zorunda değilsiniz. Ben normalde ilk suyu katardım ama bu sefer roz böyle istediği için böyle oldu. Bu arada çok güzel gözüküyor sim. Şu an onu fark... Acayip güzel. Ay harika. Şimdi arkadaşlar bir bardak suyumuzu katacağım. Çünkü akışkan bir slime olmasını istiyoruz. Bardak dediğin koca bir kocaman şöyle. Kavanoz. Kavanoz bardak. Şimdi bunu karıştıracağım simleriyle birlikte. Çok güzel gözüküyor. Şöyle karıştırayım. Normal arkadaşlar şu an su, boya ve sim var. Kabımızda. Artık bununla işimiz bitti. Kaldırabilirim. Bundan sonra işimiz biteni şöyle kenara koyacağım. Şöyle karıştıralım. Simler çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir kaşık guargam atacağım. Bunu çok akışkan bir slime yapmak istiyorum. Biliyorsunuz mavi yapmıştım bir önceki videomda. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onun gibi bir slime yapmak istiyorum. Ölçüyü tam ayarlamam ve pütürcüksüz. Sesi duyuyor musunuz? Pütürcüksüz yapmam gerekiyor. Evet. Guargama belki ihtiyacım olabilir birazdan. Biraz şu an karıştıralım. Arkadaşlar biliyorsunuz tutkansız yaptığımız bu guargama yaptığımız slime'ler hep barıl slime oluyor. Şu an su ama birazdan jel kıvamına gelecek. Daha gelmedi arkadaşlar. Bunu biraz beklemesi lazım şöyle. Ben karıştırayım. Birazdan gliserinimizi katacağız ama önce bir jel kıvamına gelmesini bekleyeceğim biraz. Şu an daha su hissettiğim kadarıyla. Böyle bakalım. Evet hala şu an su. Birazcık böyle guargamın etkisini göstermesini bekleyeceğim. Daha sonra gliserinimizi ve borak suyumuzu katacağız. Arkadaşlar bu arada beni roz çekiyor. Nasıl söyleyeyim? Roz sence biraz daha guargam katayım mı? Hı. Katmayayım değil mi? Bakayım bir. Neyse olmuş birazcık. Pütürcük mütürcük yok arkadaşlar. Bu üstündekiler köpükler karıştırdığımdan dolayı. Evet şimdi arkadaşlar gliserimi iki damla katacağım. İki damla. Yumurtanın sarısı gibi olmuş. Evet. Bir. Ve iki. Arkadaşlar iki damladan fazla katmıyorum. Bu gliserin yerine şey katabilirsiniz. Zeytinyağı, bebe yağı. Bunları katabilirsiniz arkadaşlar. Bunu iyice karıştırayım. Argan yağı. Argan yağı da olabilir. Kesinlikle. Badem yağı. Hiç fark etmez. Yani hiç katmak istemezseniz de kopar. Bir gün yapayım ben de. Görelim bakalım gliserinsiz nasıl olur. Değil mi Rose? Bakalım. Şu an gayet kıvamı güzel olmaya başladı. Değil oldu yani. Güzel oldu. Şimdi baraklı suyumuzu katacağız arkadaşlar. Rose sen kat ben karıştırayım. Bir damla kat. Tamam. Şimdi bunu iyice şöyle çırparak. Arkadaşlar biliyorsunuz guargamı az, boraksı suyu az yapacağım ve akışkan bir slime elde etmeye çalışacağım. Evet şu an kendine geldi birazcık. Evet Rose bir tane daha kat. Bir damla. Şu an çok güzel. Tamam. Bunu yedirdikten sonra bakalım tekrardan
ihtiyacımız olacak mı Borax'a? Olmaz. Kabımıza koyacağız bittikten sonra şimdi düşmesin. Şu an oluyor gördünüz. Ya oldu. Ama iyice karıştırılmaya ihtiyacı var. O yüzden böyle hızlıca karıştırıyorum arkadaşlar. Ay yoruldum. Oldu. Tam daha yapışıyor gibi geliyor bana bu yüzden. Birazcık daha şöyle yapayım. Ve koyalım. Evet oldu arkadaşlar. Oo, dışarı döküyordum vallahi. Evet olmuş gayet de güzel. Elim aralarına girmiyor. Tamam işte böyle. Bu burada dursun. Arkadaşlar Osbe elini atma Allah aşkına ya. Her şeyin atıyorsun. Çok güzel oldu. Şimdi bunu kabımıza koyalım. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle çok güzel. Birazcık daha fazla yapsaymışım. Akıp akıp duracakmış. Şöyle yapabiliriz ama. Of harika. Arkadaşlar ne kadar akışkan olduğunu siz de şu an görüyordursunuz. Yani şöyle göstereyim. Acayip güzel. Bir de bu slime'ı ilk yaptığınızda elinizde böyle işte su bulaşabilir. Bundan hiç rahatsız olmayın bence. Çünkü ilk başta böyle oluyor ama sonradan geçiyor. Bu şurada dinlensin arkadaşlar. Hep yaptığım gibi. Ben size yaptığım slime'ı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kahverengi slime değil. Bu çikolatalı slime arkadaşlar. Şimdi ben bunu elime alacağım. Ve göstereceğim şimdi. Bunu gerçekten çikolatayla yaptım. Hatta parçacıklarından da anlayabilirsiniz bence şunlardan falan. Ve acayip güzel kokuyor arkadaşlar. Rose şu an gitti. O yüzden ben... Of, çok güzel. Hepsi çok güzel oldu slime'lar mısın? Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Çikolatayla tutkalsız gene guargam kullanarak slime'ımızı yaptım. Şöyle sesler çıkartıyor. Yani şu an sesleri gözükmez, duyulmasa da gördüğünüz gibi çıkıyor sesler. Tam bir böyle YouTube slime oldu bence. Evet çok güzel. Sarı slime'ımız iyice yayıldı bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bunu tekrardan... Kapının sesi bu arada bu. Şu sarıyı ben kabına koyayım. Çünkü açacağım birazcık. Evet. Rose elini atmasan olmuyor. Şöyle yapınca arkadaşlar şöyle kocaman baloncuk oluyor. Bunu gerçekten çok beğendim. Yani çok kıvamlı bir slime oldu. Çikolatayla yaptığım için olabilir. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi pıtırcık pıtırcık seslerini duyacaksınız siz de. Yapacağım şimdi bakın. Bakın arkadaşlar şimdi. Duyuyor musunuz patlama seslerini? Çok güzel oldu. Çok. Buna bayıldım. Ama şimdi bu biraz şurada dinlensin. Yaptığım slime ile oynamak istiyorum. O da çok güzel oldu. Bal gibi değil mi? Biraz daha koyu yapsak bal olacakmış. Acayip bir sarısı oldu. Arkadaşlar bu civciv sarısı oldu. Civciv bir de sarısı. Altın renkleri de var. Gold. Biraz çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Bu daha çok yeni olduğu için arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. O mavi slime kadar akışkan. Ama sen iyi öğrendin bunu. Evet slime yapmayı artık ustalaştım. Ölçüsünü öğrendin. Evet. Dedim. Arkadaşlar malzemelerimi tekrar hatırlatayım. Burası nasıl biliyorum ama. Bu civciv sarısı tutkalsız sarı slime'ımızı neyle yaptık? Malzemelerimiz tabii ki guargan, glicerin, baraklı su ve su. Bir de isteğe bağlı olarak sim veya boya. Ben ikisini de kullandım arkadaşlar. İlk önce tabağımıza suyumuzu döküyoruz. Sonra boyamızla beraber karıştırdıktan sonra guargamızı
bir bardak suya bir kaşık olarak, bir çay kaşığı tabii ki de ölçülü olarak attıktan sonra arkadaşlar karıştırıp gliserin ekleyip borax suyumuzu döküp böyle güzel bir slime elde ediyoruz. İşte böyle. Bir de elimde tutabilsem. Çok güzel. Şöyle ki. Elimde tutamıyorum ki. Şunu da Ross elime verir misin? Çok güzel verdim maşallah. Evet. Arkadaşlar nasıl akıyor şu an görüyorsunuz yani. Resmen bu bal oldu, bu çikolata oldu. Acayip güzel gözüküyor. Yaklaştır birbirini. Hadi bitir. Yapışmıyorlar. Yapışmadılar, inanamıyorum. Hadi bitir. Arkadaşlar şu an çok güzel bir slime'ım oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize slime'lı günler. Hoşçakalın.